Şimdi hayatımızdaki en önemli faktör su. Yani susuz kalamayız. Suyun vücudumuzdaki varlığı çok önemli. Ama su bizim dağdan gelen, derelerden gelen, işte göllerden gelen, İstanbul çoğu göllerden geliyor falan filan sular. Normal olarak ilaçlanıyor. Yüksek doz klor konuyor içine. Tabii çok faydalı değil ama klor konuyor. Böylece evimize kadar geliyor. Şimdi bunlar... Musluk suyuna gelmeden evvel ilk önce ben köy suyuna geleceğim. Bizim köydeki köylümüz, çiftçimiz lıkır lıkır suyunu içiyor. Diyorsun ki ya tabiatın içinde adam bak mis gibi kaynaktan su içiyor. Değil. Adam kendine fındık bahçesi açmak için böcek ilaçlarını, zehirli ilaçları döküyor. Veyahut ağaçların dibine zehirli pestisitleri ve böcek ilaçlarının dışında tarım ilaçlarını atıyor. Bunlar dolaylı olarak toprağa geçiyor. Topraktan da kat 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 suyun içine geçiyor. Bizim çiftçimiz kana kana suyu içerken zehri de beraber alıyor. Onun için gene çiftçilerde mide kanseri, beyin tümörü, diğer popülasyona nazaran, şehir popülasyona nazaran iki misli, üç misli daha fazla. Yani pek de çiftçiliği edersiniz hocam etmezsiniz. Ya. İşte gerçekten anlatıyorum işte. Ya anlatıyorum. Ben ilk defa duydum mesela bunu. Daha dur bakalım neler duyacaksın. Dur daha yeni başladık. Demeyin hocam. Ondan sonra yani. Şimdi burada bu su bir de tabii ki Türkiye'nin büyük bir su kaynakları olan hakikaten cennet bir ülkeyiz. Sularımızı alıyorlar. Çok iyi firmalar şişeliyorlar ve üzerine yazıyorlar. İşte işte şu kadar manyezyum var, şu kadar arsenik var, şu kadar şu var, şu kadar bu var diye yazıyorlar. İlk çıktığı zaman devlet bunu kontrol ediyor. Ama bu marka 15 sene başımızdaysa 15 senede bir daha kontrol edilmiyor. O zaman o su bir kere... Suyun içinde, hepsinin içinde suyun içinde arsenik vardır. Arsenik kanserojendir. Mide kanseri ve mesane kanseri yapar belli bir oran üzerine çıktığı zaman. Her suda vardır. Çok düşük oranda. Ama yükseldiği zaman bunları yapar. Bu deprem oluyor. Toprakta kaymalar oluyor. Bir kere suyun akışı değişiyor. Eğer o su akışı daha değişik bir mecradan geçiyorsa... o zaman al başına arsenin miktarı artıyor. Onu bir daha kontrol etmiyor ki o firma veya devlet. Yok böyle bir kontrol. Onun için hiç değilse uyarıyorum 6 ayda bir sularımızı, bu en iyi marka suları bile devlet kontrol etmeli. Tarım Bakanlığı kontrol etmeli. Belki de ediyor inşallah. İnşallah. Hocam diyorsunuz dışında, ki pardon suda kullandığınız suyu 3 ayda bir değiştirin diyorsunuz ya, bu sebepten mi? Tabii geliyorum. Geliyorum daha. Yavaş. Şimdi bunları şişeliyorlar. Tabii ki bunları plastik damacanalara koyuyorlar. Ayrıyeten şunu söyleyeyim. Adam ilk önce orası şeyken, açık bir sahayken zaman içinde Türkiye çok büyüdüğü için çevresinde zirai alanlar meydana geliyor. Bu su kaynaklarının etrafında. Burada işte meyve bahçeleri oluyor, bilmem ne bahçe oluyor. Bütün bunların içine de zehir atıyorlar. Yani böcek ilaçları ve diğer tarım ilaçlarını atıyorlar, hormonları atıyorlar. İşte bunlar da topraktan, yerin altından o sizin, bizim köylümüzün kana kana içtiği suyun içine hem topraktaki oynamalardan arsenik hem de tarım ilaçları geçmiş oluyor. Biz bunu tetkik ediyor muyuz? Maalesef. Onun için de yani köylü vatandaşlarımız o kana kana su içmesine de fazla özenmeyin. Şimdi geliyoruz. Plastik damacanalara koyuyorlar. Ben plastik damacanalara esasında karşıyım fakat başka çaremiz yok. Hocam çünkü... gerçekten yok. Ben mesela 2 ay önce pet şişeden falan içmeyi bıraktım. Artık cam şişe kullanıyorum. Fakat evdese bile yok yani öyle bir camman bir şey yapamıyorsunuz. Ve o damacanaya mecbursunuz ve gerçekten çok büyük bir sorun bu. Şu avantajı var damacanaların. Hafif, kırılması yok ve çok ucuz. Ancak şunu yapabilirsiniz. Evinize geldiği an hemen cam şişelere... Veyahut toprak testilere,
Yalnız biraz evvel söyledim. Bunların içi sırsız olsun dedim. Veya küpleri hemen boşaltın. Normal olarak o cam şeyler, plastik bidonlar 60 kere veya 70 kere kullanılmalı. Biz belki 7000 kere kullanıyoruz. Bir de bu suları kesinlikle sıcakta kalmasın. Görüyorsunuz özellikle yazlıklarda işte Antalya'sında, Bodrum'unda, Marmaris'te bilmem ne, o kaynar güneşin altında adam büfenin yanına dizmiş suları, su doğrudan doğruya güneşi alıyor. Ve bunun içinde bulunan bütün zehirli maddeler, özellikle digoksin, suyun içine giriyor. Zaten dikkat ederseniz sıcak, böyle yani buzdolabından çıkmamış su kokar. Koktuğu zaman onu bilin ki o zehirlidir. Kokmaması gerekir. Bir de ayrıyeten alıp bunu dondurursanız, buzdolabına koyup dondurduğunuz zaman buzlanırsa içi, o da gene digoksini emebilir. Bunlarda da dikkatli olun. Ama ideal camdır. Ama bunun şu devrede ekonomik olarak cam şişeye dönmek çok büyük masraflı ve çok büyük bir gider teşkil edecektir. Bu tedbirleri almanız şarttır. Testinizi de alın, bu ev balkonunuza koyun. Testinin rüzgarın vurduğu harareti içtiğiniz takdirde vücudun için en uygun harareti de suyu içmiş olursunuz. Hocam, Nazo sormuş Twitter'dan, su arıtma cihazlarından su içmek güvenilir mi diye. Efendim? Gene bu. Bir de şebeke suyunu sormuş. Şimdi şu. Bir kere en önemlisi, bir kere hemen şunu söyleyeyim. Belki 50 kere söyledim ama dikkat edin. Kaynar suyla yıkanmayın. Kaynar suyla yıkandığınız zaman suyun içinde klor var ve arsenik var. İkisi birleşiyor, kanserojen madde açığa çıkıyor. Onun için ılık suyla yıkanın. Özellikle söylüyorum, ılık suyla yıkanın. Şimdi sordu sual. Neydi sual? Arıtma cihazlarından. Arıtma cihazları. Hı. Şimdi Amerika'da gene aşağı yukarı 3 ay evvel bu arıtma cihazlarıyla ilgili gene büyük tartışmalar yaşandı. Arseniği süzen 100 tane cihaz varsa 2-3 tanesi ancak arseniği süzebiliyor. Esasında arıtma cihazları faydalı. Bir tek zararı manezyumu tutuyor. Manezyumsuz suyu içmiş oluyorsunuz arıtma cihazlarından, eğer filtresini zamanında değiştirseniz. Onun için dışarıdan manezyum almanız gerekiyor. Eğer musluk suyunu içecekseniz onu bilemiyorum. Gene ağzına ufak bir filtre takın. Ne oldu, nerelerden ne karıştığı, ne yaptığı belli değil. Çünkü devlet haklı, su işleri haklı. Enfeksiyon olmasın diye kloru basıyor. Kloru bastığı zaman da siz klorlu suyu alıp içiyorsunuz. Biliyorsunuz da klorun aşırısı kanserojen. Onun dışında da biliyorsunuz havuzlara bile kloru aşırı miktarda almak, kullanmak gene kanserojen etkisi olduğu iddia edilir. Ve de eğer şeylere giriyorsanız bu havuzlara, her girip çıktığınızda, yani güneşlenmeye bile çıktığınızda muhakkak vücudunuzu bebek şampuanı veya zeytinyağısı, bunu da yıkayın. Güneşlenin, tekrar girin, tekrar yıkanın. Ne kadar yıkanırsanız o kadar zehir, o kadar atarsınız. Çünkü vücutta, biliyorsunuz biraz evvel söyledim, cilt bütün toksiteleri en kolay alan organdır. Çünkü dünyayla en çok münasebeti olan saha vücut yüzeyidir. Tabii ki. Onda da ama yıkanırken de ılık suyla yıkanır. Onu özellikle belki 50 kere vurguladım tabii.